Burada sınav var. Osmanlı'nın 35 yıldır babadan kalma esnafız Hervacılar Çarşısı'nda. Elhamdülillah yani ekmeğimiz çıkıyor Rabbime sonsuz şükür olsun. Böyle bir endişemiz var. Yani bizim çarşı restore edildi. Restore edildi bildiğiniz gibi, sen de geldin, sana röportaj da verdik. Çok memnunduk. Güler yüzlüydük. Sevinçliydi hepimiz. Bizi heyecanlandıran bir projeydi. Çok güzel bir projeydi. Hakikaten de çok güzel oldu. Yani yapan kişilerin ellerine sağlık. Yani ben bunu anlayamıyorum Murat abi. Şimdi kentsel projesi çıkmış. Cumhurbaşkanlığı diyor ki, Cimer var. Mesaj attım. Diyor ki bize, bizim bu projeden hiçbir bilgimiz yok. Niye el atmıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geldi bizzat. Yukarı gitti. Dedi ki 400 bin metrekare Ulu Cami çevresi dışında yani görünsün diye yapacaklardı. Biz de yani bize bu saçma geliyor Murat abi. Madem yapılacaktı 40-50 trilyon niye buraya harcandı? Biz istemiyoruz. Endişemiz var. Bu kadar millet var. Burada yiyoruz. Ekmek evimize götürüyoruz. Bunlar nereye gidecek? Ayakkabılarımızı nereye götüreceğiz? Mallarımızı nereye götüreceğiz? Şimdi bu 3-4 kattır. Depolarımız var yukarıda. Nasıl yapacağız? Ödemelerimiz nasıl olacak? Yani eski çarşımız olsaydı, Murat abi sevinçli olacaktık, isteyecektik. Niçin? Çünkü eskiydi, berbattı biraz. Hem görüntüsü nahoş, hakikaten nahoştu görüntüsü. Şimdi daha güzel oldu görüntüsü. Madem niye yıkacaksınız? İsraf değil mi? Günah değil mi? Çok endişeliyiz Murat abi. Yani haddinden fazla endişeliyiz. Nasıl yapacağız? Uyuyamıyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz. Kaç kişiye soruyorum, ciddi söylüyorum bunu. Esnaflar uyuyamıyor. Dükkanlar yıkılacak diye esnaflar uyuyamıyor. Borçlarımız var. Ondan sonra ödemelerimiz oluyor. Alacaklarımız oluyor. Bu malları nereye götüreceğiz? Buradan yetkililere sesleniyorum. Yani en azından kuyumcuların aşağısı, kasapçıların, hakikaten onların nahoş bir görüntüleri var. Orayı yıksınlar, kabul. Güzel olur siz ama buraya niye? Yani çok güzel görüntüsü var Murat abi. Çok hoş olmuş, restore edilmiş. Ha memnun muyuz? Hayır, memnun değiliz. Daha iyisi olabilirdi. Ankara'da daha iyisi olabiliyorsa, Bursa'da daha iyisi olabilirse niye Siirt olmasın? Siirt üvey evlat mı? Bu konuda benimle bizimle görüşülmedi. Bizden fikir alınmadı. Kendi kafalarına göre. Bence saçmalık. Önce bizim bir fikrimizi alın. Önce bize danışın. Esnaf ne diyor? Bizim başkan, Esnaf Sadakalar Odası Başkanı var. Orada ne işi var? Ne iş yapıyor? Gelsin bizimle bir dertleşsin. Bizim fikrimizi almadan bu iş olmaz. Lan öpünecek valla. Bir de. Evet tamam. Hadi yürüz be. Tamam. Bir çay içmiyorsun. Valla zararım. Rahmet eyle baba. Hadi işe bine. Saslarım benim. Olacak valla. Hadi işe bine. Hadi saslarım. Elbacılar Çarşısı'nda esnafız. Burada. Babam 30 yıldan beri buradadır. Yani ben de 11 yıldan beri burada esnaflık yapıyorum. Yani buranın köklü esnaflarındanız. Öncelikle kentsel dönüşümün olmasını istemiyoruz burada. Yani çarşımızı daha yeni yaptılar. Yani çekebilirseniz çok güzel çarşı yaptılar. Dika çok güzel yaptı. Allah onlardan razı olsun. Yani kepenklerimizi değiştirdiler, kapılarımızı değiştirdiler. Çok güzel kaldırım yaptılar bize. Yani her türlü güzel şeyi yaptılar. Yani yıkmaları bence saçma olur ya. Bir yıl yok yapmışlar yani yıkmaları bence çok saçma olur. Madem ki o kadar o paraları diyorlar 20-22 milyon harcamışlar buraya. Yani onu harcayacağına madem önceden hiç harcamasaydınız kentsel dönüşüme soksaydınız. Yani böyle kentsel dönüşüme soksanız yani hiçbir mantığa sıkmıyor bu. Yani olan milletin parasına oluyor yani yazık günahtır ya. Eğer burada kentsel dönüşüm olursa yani olmasını istemiyoruz da yani dünya kadar ödemelerimiz var. Yani sadece ben değilim burada yani bine yakın esnafımız var. Yani bunların yani ödemeleri ne olacak, malları ne olacak, nereye gidecekler, nasıl bir süreç onları izleyecek bu yapım döneminde. Yani acaba dükkanlar tekrardan verilecek mi onlara? Yıkıldığı zaman bu kiracıların mağduriyetleri giderilecek mi? Masrafları giderilecek mi? Ödemeleri giderilecek mi?
Yani bunların endişeleri bizde çok var yani. Çok sevdiğimiz yani Sayın Milletvekilimiz Osman Ören'e sesleniyoruz. Yani çıkıp esnafları dinlemesi lazım. Acaba bir proje olsun mu olmasın mı diye esnafın fikrini alması lazım. Yani kimseye sormadan bir anda mühendisler girdi. Hani şeyleriniz ne? Burada yıkım olacak, kentsel dönüşüm olacak. Hani esnafın hiç fikri alınmadı. Yani buradan milletvekillerimize, büyüklerimize sesleniyoruz. Lütfen esnaflarına konak veriniz. Ben burada 30 sene yakın ben esnafım. Buradaki kentsel dönüşme diyorlar burası yıkılacak. Biz Sayın Valimizden rica ediyoruz. Sayın Milletvekilimizden Osman Ören'e rica ediyoruz. Burası yıkılmasın. Daha yeni yapıldı burası. Yazık, günah değil mi burada bu kadar para verdi buraya, gene yakacak. Biz nereye gideceğiz? Kentsel dönüşüm yukarı ne yapsanlar yapsınlar, yukarı yıksınlar. Bizimle alakamız ama burası bizim çeklerimiz var, bizim borçlarımız var. Bunu kim ödeyecek? Bütün esnaflar perişandır zaten. Endişeliyiz abi. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Bu kadar malı biz nereye götüreceğiz? Gece de uykumuza girdiğimiz zaman uykumuz kaçıyor. Ne yapacağız? Bu malı ne? Ben burada 30 sene burada, hayatım burada geçti. Ben bu saatten sonra ne yapacağım? Kimse bize görüşmedi. Kimse bize bir şey de söylememiş. Sayın milletvekilimizden rica ediyoruz. Böyle bir şey yapmasınlar. Çünkü esnaf buradaki esnafa perişan olacak. Zaten esnafın hali bellidir Türkiye'de. İlk önce yıksaydılar, yapmasaydılar, burasını yapmasaydılar, bu parayı da bulmasaydılar. Ama niye şimdi, yazık günah değil mi abicim? Yazık günahdır, yapmasınlar. Biz istemiyoruz aslında. Çünkü 5 sene, 2 sene, 3 sene kalsa biz ne yapacağız burada? Yani biz nereye gideceğiz? Bu yaşamımızı ne yapacağız? Hani o da zordur. Borçlarımız var, aracılıklarımız var. Biz kapatsa ne olacak? Şimdi yıkılsa bizim her ay çeklerimiz var. Biliyorsunuz bir esnaf olarak. Yani 12 aya yakın, yani her ay 50 milyar 60 milyar çeklerimiz var. Şimdi burası yıkıldı, biz bu malı ne yapacağız? Şu an elimizde en az üst katı da var buranın. 500-600 milyarlık mal var. Biliyorsunuz kışlık sezonu, bir de yazlık sezonu var. Yani kışlık sezonu seneye kalırsa bunlar hepsi çöp olur gider. Bir de yani burası yıkılsa ben bu çekleri nasıl ödeyeceğim? Kim ödeyecek bu çekleri? En azından yani bir gelsin bu mallarımızı alsın elimizden. Paramızı versinler. Sonra ne yaparsalar yapsınlar. Kimse bizimle muhatap olmadı. Hiç kimse de uğramadı. Ben şu an 9 nüfusum var. 6 tane de öğrencim var. Bir de buranın çekleri var. Kredi kartım var. Yani her ay 10-15 milyar sadece kredi kartlarım var. Nasıl ödeyeceğiz biz de bilmiyoruz. Yani zaten dakur yapıldı. Yani işimize engel oldular. Müşteri giremedi. Hem dakur olsun, kapı olsun. Ondan sonra bu camlar olsun. Yani aylarca sürdü o iş. Yani o daha işimize engel oldu. Müşteri giremez oldu. Bozkağa kimse girmiyordu. Yani 3-4 ay ondan kaybettik biz. Zaten iş yoktu. Yıkayacaklar artık. 2 sene mi olur, 3 sene mi olur? Yani ben bu elbiseyi ne yapayım? Bir seneye bunun modası geçer. Ben bunu 5 milyona da alsam, versem kimse almaz elimden. Ya para olmaz bu. Gelsinler, malımızı alsınlar, paramızı versinler. Ondan sonra ne yapsalar serbesttirler. 30 yıldır burada esnafız. Benim 2 dükkanım var. Biz buranın daha gelişmesini istiyoruz. Biraz gelişsin. Bu eski çarşıdır. Artık millet eski olduğu için millet buraya gelmiyor, uğramıyor. O yüzden yıkılmasını istiyoruz. Mümkünse daha güzel dükkanlar versinler bize. Biraz malımız elimizde var. Yani onu da bir sene kadar bize mühlet versinler çıkarsak. İnşallah rahatlıkla gelip bozabilirler. Bize daha güzel imkanlar verirler. Bize gelip bizimle konuşurlar. Biz anlaşalım. Herhangi şartları verecekler önce bize anlaşalım. Bundan sonra inşallah yıkmaya başlarsalar zarar yok. Korkuyorlar. Diyorlar hele bize bir şey vermeyecek. Ya dükkanımız daha güzel olmayacak, daha büyük vermeyecek. Ama aldığı zaman bize artık bir şey vermeyecek. Öyle bir şey yok. Yine aynen bize daha güzel dükkan imkanı sağlayacaklar. O yüzden millet endişelidir. Yoksa herkes de bozulmasını istiyor. Daha yeni bir dükkan olsun, daha modern olsun, temiz olsun. Bak şu anda hayatımız yok zaten. Burada
akşama kadar oturamıyoruz. Küçüktür dükkanımız. Bir sopa yok, bir mangal yok. O yüzden çok rahatsızız. Daha güzel imkanlar tanısa bize daha iyidir. Vallahi bu kentsel dönüşüm olacak. Tüm esnaflar istemiyor yani. Eşyalarımızı nereye koyacağız, ne yapacağız? Herhangi bir bilgi verilmiyor. O yüzden biz de çok endişeliyiz. Çeklerimiz var. En az 150-200 milyar çek var. Yani bu her ay böyle ödeme yapıyoruz. Mal alıyoruz, ödeme yapıyoruz. Bunları biz nasıl ödeyeceğiz? Bunlarla ilgili ondan sonra bize başka milletten alacağımız var. Kimsenin numarası şeyi yok. Onun en az yani bize bir 2-3 yıl süre tanımaları lazım. Ama eğer bu süreyi tanısalar, güzel bir şey yapsalar, bize olumlu fikirler verseler, yıkılsa da önemli değil. Ama kimse bilgilendirmiyor, şey yapmıyor, kendi kafalarına göre yapıyorlar. Böyle olmaz yani, esnafı dinlemeleri lazım.